Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere blogger.com yani Gmail hesabınızdan giriş yaparaktan bir blog açıp buradan para kazanabilirsiniz. Bu blogu nasıl açacaksınız, nasıl yayınlayacaksınız ve nasıl para kazanabilecek bundan size bundan biraz bahsedeceğim. Aslında çok basit arkadaşlar bu. Sadece içeriklerinizin fazla olması gerekiyor. Ne kadar fazla içerik girip ve yayın yaparsanız Google tarafından daha çabuk bir kitleye ulaşırsınız ve sizi daha çabuk tanırlar, bir şekilde AdSense hesabınıza bir gelir gelmeye başlar. Daha sonra bu gelir para çekme limit sınırına geldiği zaman bunu çekebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, ilk baştan bir Gmail hesabımızın olması lazım. Bu Gmail hesabınızı aldıktan sonra, mesela şurada benimki gibi, benim şurada bir Gmail hesabım. Burada böyle bir Gmail hesabımız olması lazım. Bu Gmail hesabını aldıktan sonra arkadaşlar giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra şuradan böyle bir üstüne tıkladığımız zaman bu şekilde bir sayfa açılıyor. Arkasından daha fazla diyoruz. Buradan blogger yazan yeri seçiyoruz. Daha sonra böyle bir sayfaya geleceğiz arkadaşlar. Böyle bir sayfaya geldikten sonra yapmamız gereken basit. Ben daha önce bir yayın yaptım. Ondan dolayı benim burada bir yaptığım yayın gözüküyor arkadaşlar. İnternetten para kazanma yolları diye, şu şekilde gördüğünüz gibi. Siz de yayın yaptığınız zaman sizin de yaptığınız yayınlar hepsi bu sayfada gözükecektir. Siz de bunları buradan ne kadar izlenme almış, nerelerden izlenme almış, bunları takip edebileceksiniz. Buraya kadar geldik. Şimdi arkadaşlar, şurada para kazanma yazan yer var. Sizde böyle bir şey yazmayacak. Burada yeni blog yazacak sizde. Buradan yeni bloğa tıklayacaksınız. Başlığımız ne olsun? Biz şuraya yazalım. Mesela deneme diye. Siz istediğiniz başlık, yani başlık olarak da sitenize ne gözüksün? İlk açıldığı zaman onu yazacağız. Bu da mesela herhangi bir komlu site. Mesela paragazanma.com gibi. Biz yazalım mesela kazanç. Sallıyorum tamamen. Böyle yazdık. Adres kullanabilir durumda değil diyor. Bunu değiştirelim. Kullanabilir olması lazım. Mesela bu uygunmuş. Ne yapıyoruz? Buradan bir şablon seçiyoruz arkadaşlar. Hangi şablon olursa, hangisi hoşumuza gidiyorsa herhangi bir tanesini seçeceğiz. Biz bunu seçtik. Tamamdır. Buradan bloğu oluştur dedik. Ve yeni blok oluşturuluyor arkadaşlar şu anda. Yeni blok oluşturuldu. Bu kadar basit. Bak, Gmail hesabımıza da geldi. Blogumuz oluşturuldu diye. Daha sonra arkadaşlar blogumuzu oluşturduk. Ama bir sayfamız yok. Ne yapacağız buradan? Bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar bu şekilde bir yere geliyoruz. Buradan sonra yeni bir sayfa yayınlayacağız. Sayfa oluşturacağız. Bunu nasıl yapacağız? Sayfalar. Yeni sayfa diyoruz. Evet arkadaşlar, yeni sayfa dedikten sonra buraya artık ne yayınlamak istiyorsak buraya yazıyoruz. Yani bunu ellen yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Herhangi bir yerden kopyala yapıştır yapmamamız gerekiyor. Google bunu tanıyor, buluyor. Ondan dolayı blogunuz iyi olmaz. Yani herhangi bir kitle çekemezsiniz. Spama düşer, iyi olmaz yani. Bundan dolayı özgün içerik, yani kendiniz ne biliyorsanız onu yazacaksınız. Mesela bu şekilde para kazanma ile ilgili ne anlatmak istiyorsanız, ne anlatmak istiyorsanız onu yazacaksınız. Fotoğraf ekleyebilirsiniz, resim ekleyebilir, her şey ekleyebilirsiniz buradan. Yani aklınıza ne geliyorsa, bir web sitesinde
gördüğünüz her şeyi buradan ekleme yapabilirsiniz. Mesela ben daha önce eklediğim bir yer var, onu göstereceğim size şimdi. Eklentileri yaptıktan sonra buradan yayınla dediğiniz zaman blog yayınlanmış oluyor. Yani sayfada yayınlanmış oluyor. Mesela blogda da artık deneme, gördüğünüz gibi deneme kısmında para kazanma ile ilgili adlı sayfamız yayınlanıyor. Buradan da kaç kişi izlemiş, kaç kişi görmüş, bu şekilde görebiliyoruz. Mesela benim daha önce yayınladığım şeyi açalım. Şuradan bu değil. Bu benim kendim oluşturduğum, yayınladığım bir şey arkadaşlar. İşte burada gördüğünüz gibi benim daha önce yayınladığım bir blog. Blogdaki bir sayfa, öyle söyleyeyim. Girelim bakalım. Bakın bu şekilde oluşturmuşum. Bu şekilde yazıp oluşturmuşum. Gördüğünüz gibi. Yani tanıttığım neyse, onunla alakalı ne bildiğim bir şey varsa özgün olarak da, yani kendi bildiklerimi yazmışım. Herhangi bir yerden kopya çekmeden bunu bir şekilde oluşturaraktan yaptım. Ve bu da bunu burada güncelle yazıyor. Sizi ilk defa oluşturduğunuz zaman burada yayına yazacak. Ona bastığınız zaman karşınıza yepyeni bir web sitesi gibi bir blog yayınlamış olacaksınız arkadaşlar. Buradan da para kazanmanız mümkün olacak. Şuradan da görebiliriz arkadaşlar kim ne kadar gelmiş. Burada 18 kişi gösteriyor ama bu biraz geç düşüyor bakanlar. Şuradan istatistikler bölümünden bakalım. Daha bak, ben bunu yeni yayınladım. Yeni yayınlamama rağmen iyi bir istatistik almışız. Bugün 76 kişi görüntülemiş. Dün 103 kişi görüntülemiş. Toplamda 205 kişi görüntülemiş. Bu şekilde... Yani mesela ben buraya bazı yerlerden trafik de çektim. Ondan alakalı videolar da çekeceğim. O videoları da inceleyebilirsiniz. Buralara nerelerden trafik çekebiliriz? Organik, yani gerçek kişiler nerelerden ne şekilde girip ziyaret edilebilir? Biz de bu şekilde yaptıklarımızı sitemize ziyaret ederekten kazanca dönüştürebiliriz. Bunları da göstereceğim arkadaşlar. Daha önce bu işlerle uğraşıyordum. Bayağı uzun zamandan beri uğraşmıyorum. Birkaç tane sistem var. Sabit. Şu anda gelirleri iyi. Yani ücretsiz olaraktan nasıl yapılabilecek bir şeylerden bahsetmeye çalışıyorum sizlere. Umarım faydalı olur. Mesela şurada birkaç tane site var. Takipçi çektiğim, link kısaltarak gelen yerler var. Bunları da size diğer videolarda anlatacağım. O videoları da kanalımdan ulaşabileceksiniz. Nereden ne şekilde sitelere, YouTube kanalına nasıl izleyici, abone, nasıl çekilir, onları da daha basit bir şekilde göstereceğim sizlere. Blog bir şekilde oluşuyor arkadaşlar. Çok basit yani. Çok afaki bir durumu yok. Şuradan mesela kazançlar bölümüne gelelim. Kazançlar bölümü hemen aktif olmuyor arkadaşlar. Belirli bir süre lazım bunun için. Belirli bir süreden sonra sizi aktif ediyor. AdSense. Blogumuz şu an için AdSense için uygun değil diyor. Yani bizim girdiklerimiz yeterli değil. Yazdığımız sayfalar, yani şurada kayıtlar bölümünde daha bir tane sayfa oluşturmuşuz. Yani bizim blogumuz şu şekilde görünüyor. Şuradan göstereyim ben size arkadaşlar. Blogumuz sadece, yani bir tane sayfa var. Koskoca sitede bir tane sayfa var. Ondan dolayı YouTube'da bunu dikkate, Google'da bunu dikkate almıyor. Belirli bir kitleyici sayısına sahip olduğumuz zaman bunu dikkate alacaktır ve bizi gösterecektir yani. İnsanlar da bizi tanıyacaktır bu şekilde. Anlatmak istediğim şu arkadaşlar. Yani sitemizde sadece bu gözüküyor. Bu şu anda telefon versiyonu. Şuradan
Yani sitemize girenler sadece bunu görebiliyor. Başka hiçbir şey görmüyor. Bir sayfa. Birden fazla sayfa eklemiş olursak buraya bu çıkacak, bunun altında çıkacak, onun altında çıkacak. Yani bir sürü şey olacak. Site gibi olacak. Bunu yani buraya girip de zamanla uğraştıkça siz de anlayacaksınız, daha basit kavrayacaksınız. Yani daha iyi de yapabileceğinizi düşünüyorum. Anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.